Sayın seyirciler, bugün yine Çiçek Peyzaj Diyarı'ndayız. Arıkbaşı'ndayız. Arıkbaşı bir Çerkez köyü. Evet sayın seyirciler, şu anda yanımızda bir beyefendi var. Kendisi Çerkez. Zaten soyadından anlayacaksınız. Arıkbaşı köyü sakinlerinden. Geçmişten iyi tanıdığım bir zat. Şimdi kendisine Arıkbaşı Çerkez köyünün bir tarihini soracağız. Çerkezler buraya nasıl gelmişler? Onun dışında tabii ki yine tanımla ilgili birkaç sorumuz daha olacak. Sizi tanıyalım. Ben Ziya Lepsuk. Soyadından çıktı şimdi. Lepsuk. Lepsuk. Evet, ben baktım Arıkbaşı'nda sürahilere, lakaplara Lepsuk'u gördüm. Gördün. Orada birkaç hane varız. Bunlar aile olarak yerleşim biçimi köyde de Sacaya gibi bitişik olarak yerleştiler. Bunlar 1864'te Çerkezlerin Kafkasya'nın Rus Çarı tarafından sürgüne gidildiği zaman bunlar Balkan ülkelerine gelmişler. Orada bir müddet yaşamışlar. Tam Filipi'de tarih, galiba. Filipi'de yaşamışlar. Tam tarih olarak, yerinde coğrafya olarak tespit edemem. Balkanlarda yaşadıkları. Evet. Orayı terk etmelerinin sebebi, ahırlarında domuz besliyorlar. Hayvan besliyorlar. Kendileri yaşıyor. Yaşam biçim kültürleri İslamiyet'e uygun olmadığı için yarın bizim de burada huzurumuz kaçar. Biz evveli Şam, ahiri Şam diye Anadolu'ya daha geçiyorlar. O zaman Osmanlı'nın elinde. Bu geçişte Aydın'ın Şevketiye köyü, şu anda Çamlık deniliyor. Çamlık da yeni köy ismiyle Kafkasya'da yetişedikleri yerin şeklinde üç köy birden hareket etmişler. Bu arada Köyceğiz'e yetişmişler. Tabii ha. Orada yerleşip geçim için ekin vesaire gibi tarımla ilgili bir kültürleri varmış. Ekin'e yerleşince hasat zamanı olmadan kendi köyün önde gelen güçlü insanlardan 5-6 kişi neyse, bizim için faydalı hayırlı olacak bir yer bulursanız, gidin bakın bulursanız biz oraya gidelim yerleşelim diyerekten bu öncüler geziyormuş Anadolu'da. Tesadüf bu tarafa gelmişler. Kafkasya'da Kuban Nehri'nin Afips diye Çerkezce söylenen, halen tarihte mevcut. Bir de Haguyu Aşha diye bir tepe varmış. Orada da hafif böyle zihinsel şeyli gece gündüz orada yaşarmış. O ilk savaşlarında bir asker düşman geldiği zaman orman içine çekilirler. Böyle haber vermiş. Aynı sistemi burada bizim bu Kireç Dağı'nı görmüşler. Müstakil bir tepe. Bu dere de bizim Künk Deresi, güzel bol sulu akıyor. Bu dağlardaki orman da Çırpıköy'ün altı Piyanlık denilen bir mevkiye kadar büyük bir ormanlıktı. Bunlar buraya dönüp buraya gelince az ileride bir Aslanlar köyü var. Evet. O köyün arazisi daha mümbit. Bunlarla tarımla çalışıyorlarmış. O araziyi verelim diyerekten padişah zamanında şey yapılınca çıplak arazi, Kafkasya'daki yaşadığı savunmalarını yaptıkları gibi böyle bir şey olmadığı için açık alan buraya diye bu orman yerine gelip yerleşmişlermiş. Ondan sonra tabii altımızda Çırpıköy diye bir nahiye oldu, şimdi büyüdü ama o zaman küçük bir köy. O zaman halkın yerel kıyafetleriyle, zeybek kıyafetleri, bizim Çerkez milli kıyafetleriyle, silahıyla, tabancasıyla, fişekliklere, kadını, erkeği, daha bir heybetli bir boylu poslu insanlar yarım yarım böyle yeni Türkçe konuşuyorlar. Tanışmaya çalışıyorlar. Bunlar da çekinmeler oluyorlar. O zaman gen, onlar hayvancılıkla ilgileniyor. Onlar çeviriyorlar arazileri. Padişah da vermiş.
resmi tapulu. Maşat Tımarı'nda vermişler şu Atalan denilen yerinde. Abdülhamit döneminde Piyanlık'ta bize bu köyün en büyük arazi sahibi oldu. Başka çevre köylere göre. Geri kalanı hayvancılıkla iştigal ediyor. Bizimkine tarımla iştigal ediyor. Kendilerine göre yaşıyor. Hiçbir yabancı yok. O zaman her şey oldu. Derken savaşlar başladı seneler sonra. Türkiye'yi savunacak. Birinci Dünya Savaşı, arkasından İstiklal Savaşı, Osmanlı'nın da çöküş dönemine denk geldi. Bayındır'ın o tarihlerde 43 tane köyü vardı. Yunan 1916'da İzmir'e indi. Bahri Beba Parkı'ndan Hasan Tahsinler bir grup gençler, 17 kişi orada. 1918'di galiba. 1919'un 16 şeyinde. Anladım. 16 Mayıs'ta. Mayıs'ta doğru. Yani 16 Mayıs'ta. Hasan Tahsinler orada Yunan ordusuna ne yapabilir toplu tabancayla? 17 kişi şehit oldu. Bu arada İzmir'de başka bir şey olmadı. O günkü tarihte okuduğumuza göre devlet de müdahale edemedi. İzmir'de karşılık vermedi, teslim alındı. Bu arada 10 gün sonra Ödemiş'e doğru hareket edecek. 16 Mayıs'ta Bandırma'ya kaçak yollarla Rauf Orbay geliyor. Çerkez Ethem'i oradan kaldırıyor. Abisi Tevfik Bey ve Reşit Beyleri. Salihli'de Kuşçubaşı Eşref Sancağ'ın çiftlikleri varmış. Birinci Dünya Savaşı'nda terki silahta silahlar saklanmış. Bunlar biliniyordu. Kuşçubaşı Eşref Sancak da o zamanın o günkü devlet mekanizmasındaymış galiba. Okuduğumuz öyle yazıyor. İstihbarat Daire Başkanı gibi bir şeyi varmış. 30 bin altın vermesine kardeşine mektup yazıyor. Geliyorlar oraya Rauf Orbay. Çerkez Ethem silahları teslim ediyor. Zimmet diyorlar. Rauf Orbay çıkıyor Ankara'ya. Ali Fuat Cebesoy'u buluyor. Havza'da Atatürk'ü yakalıyor. Beraberi öbür taraf ayrı. Burada Kuvayi Milliye başlıyor. 26 Mayıs günü Manyas bölgesinden gelen bölgedeki insanlarla beraber Ödemiş'e 10 kilometre kala Hacı İlyas diye bir köy vardı. O da Çerkez köyü. Evet. İlk kurşun. Ha, bugünkü adıyla ilk kurşun oldu. Evet. O günkü adı Hacı İlyas köyüydü. Tren geçit yoluna da mesafesi uygundu. Orada bir taciz ateşi yapıp Yunan'ı 2 gün orada bekletmişler. Daha sonra Ödemiş halkı Bozdağına gidiyor. Ölüm kalım zayiatı az verilmiş. Tabii bu devam ediyor. O zaman Gediz cephesi açıldı, Salihli cephesi açıldı, Birgi cephesi diye açıldı. Efelerle. Ha, bu savaş devam ediyor, iç savaş. Bizim köyden de çete çıktı. Benim bir babamın amcasının oğlu vardı. Birgi cephesi komutanı Edip Bey'di. Onunla beraber çalışıyordu. Geri kalan daha tarihte ileri Arıkbaşı'nın dışında. Bizim çetelerimizde gerilla olarak düşmanın hareketini önleyecek gerilla savaşı yapıyor. Düzenli ordu daha korunuyor. Orada mı yapıyorlar bu tarafta? Burada. Bizim Arıkbaşı'da. Köyün, Arıkbaşı köyün evet. Çevresinde. Bu arada çete reisi öldürülüyor. Evet. Öldürüldükten sonra cesedini Bayındır'ın Hacı Bayram Camii'nin yanında devlet dairesi, hükümet binası var. Önündeki ağaçta 2 gün asılı tutuyorlar. Evet. Düşmana gözdağı vermek için. Çeteleri öldürdük bilmem ne yaptık diye. Bizim amca ondan sonra çete reisi oluyor. Ve savaş bitinceye kadar şey yapıyor. Ha bizim istasyonda bir şehitlik var. Bu evet. Şehitliği 16 kişi şehit olmuş. 18. O şehitliği de Çırpı köydeki o zaman düşmana yardımcı olan yalak şey yapan insanlar tuttular, tutuklattılar. Bizim köyden bir insan vardı. Yerli bir Rum vardı. Oradaki karakol istasyondaki komutana diyor ki bu vatandaşı çıkar buradan yoksa seni buraya memleketine sağ gönder. Onu çıkarıyorlar. Yani bunların da kurtulmasında çiftçi gediği olmasaydı Yunan kaçarken bizim çete grubu köyün etrafında vesaire zayiat vermesin diye gittiği yeri yakıyor. Zayiat vermesin diye köyün etrafında dolaşıyor. Çiftçi gidiyor. Komşu gibi. O İlyas Efe hoş geldin bulgur yiyin ayran için diye bıraktılar. Ateşlendikten sonra yetiştiler. Buna rağmen 5 kişi çıkıyor. 3'ünü vuruyorlar. 2'si halen torunları sağ.
Ha bu arada Cumhuriyet kuruldu. Evet. Daha sonra Çerkez Ethem nedeniyle hain denildi Çerkezlere derken bizim amcaya karakol kuruldu buraya yanı başımıza. Daha evvel karakol vardı. Onu değiştirdiler, yeni karakol. Bir müfettiş geldi. Evet. Sivil bir adam. Karakol komutanı çeteyle başka bir öğretmen varmış. Arıkbaşlı Çerkez değil. Evet. Çerkez Çete İlyas işgal zamanında Yunan zamanında Yunan'a yardım etti. Altın topladı, halkı dövdü, sövdü, kırdı diyerekten bir rapor yazıyor. Çerkez köyü olduğu için. Halbuki o zaman kimse yok burada. Bu yazdığı şeyde bir müfettiş geliyor. Çete İlyas arıyor. Kovay Milli'ye kayıtlıydı onlar zaten. Evet. Bu defa eve geliyor, soruyor Çete İlyas nerede? Tarlada diyor yengemiz. Tarlaya gidiyorlar bir komutanla beraber, asker yok yanında. Çete İlyas sen misin diye soruyor. Evet buyurun beyim diyor. Gelen arkadaş vatandaşlarım Allah'ıma bin şükür diye dua ediyor. Bizim amca jandarma yok, iki kişi, korkmuyordu. Hayrola beyim? Buraya geldin de ovanın göbeğinde Çete İlyas sen misin diye sordun. Ben de evet dedim. Allah'a niye şükrettin? Senin hakkında dedi böyle böyle bir ihbar var. Sen milleti dövmüşsün, altın toplamışsın, bilmem ne yapmışsın diyerekten çetelik yapmışsın, Yunan'a yardım etmişsin. Onu yapan insan bu tarlada böyle çalışmaz. Ona şükrettim demiş. Ve daha sonra İzmir'den ona, belediyeden iş vermeye kalkmış, Yörük Ali'ye verdikleri gibi. Onlar da kayıtlıydı. Bizim amca dedi, ben cahil adam yapamam dedi. Nitekim 3,5 sene dağlarda şey yaptı, 43 yaşında öldü bizim amca. Erkenmiş. Şimdi sen 3,5 sene dağlarda yaşayacaksın, kar, kış, kıyamet düşmanla, kelle koltukta. Yani bizim ecdadımız bu vatanı böyle kurtardı. Ama yeni nesil bu yakın tarihini, kökünü de bilmiyor. Çünkü aileleri belki etkilenemiyor. Saklandılar ama şimdi vatan millet Sakarya diye çıkıyorlar. Biz vatanı böyle koruyoruz. Orada yanan insanlar, yetim kalanlar var. Çocuk, benim amcamın oğlu mesela bu arada 15 sene muhtarlık yaptı. Babasının yüzünü görmedi. 2 ay sonra doğdu. Yani savaşlara gitmiş. Savaşta değil, ecelinden öldü ama evet. Görmedi babasını. Ama o nesil burada 15 senede muhtarlık yaptı. Yani diyeceğim savaşın şeyini. Ha bu arada bir kadın vardı havuz başında. Burada da Uzun Musa diye yaşlı bir adam, önde gelen bir. O zaman birbirine yaşlarıyla, terbiyesiyle, saygıyla herkes bir bütün gibiydi. Hani bir laf var, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye böyle bir ortamla yaşıyordu. Bu kadını karakol komutanına oturak alimi yapıp eğlence tertip edecek, duyuyor. Onları yerine oturunca ses çıkaramıyor. Ondan sonra gidiyor buranın delikanlılarına, o kadını getiriyor. 3,5 sene evinde çocuklarıyla besliyor. Kocası ölmeden gelince Birinci Dünya Savaşı'nda teslim ediyor. Bu köyü de mahkemeye vermişlerdi. Çerkezlerin bayrakları var dediler. Yok Yunan'a yardım etti dediler. Bilmem o kadının şehadetiyle. Bayraklar deyince eğlencelerde senin düğününde genç kızlar bir beyaz kumaş buluyor. Kenarına ceviz diziyor. Herkes silah var. Atış eylemi yapılıyor. Öbürküsü kırmızı öbür bir ebatları da tutmuyor. Yunan'a yardım etmedi halinden belli oldu derken mahkemede kazandı. Yoksa sürgün de edilecekti bu köy. Neyse onlar geçti. Cumhuriyet tarihinde saygın bir biçimde yaşadı. Fakat halkına bazı çok sıkıntılar çektiler. Mesela ilkokula giderken bize baskı yapılıyordu. Çerkezce konuşmayın. Benim bir arkadaşım var Ödemiş'te. Öğretmen soruyor ortaokulda. Anaokulun ana diliniz nedir? Ana dilim diyor Çerkezce. Öğretmen bozuluyor. Ya nasıl Çerkezce? Kardeşim, hocam sen bana anan dilin nedir diye sor. Ben ilkokula gidinceye kadar Türkçe bilmiyordum. Anamdan öğrendiğim dil de bu Çerkezce.
ve hayatını yıktı bu çocuk. Daha sonra imtihan verdi, bilmem ne oldu, polis oldu, emekli oldu, istihbarata çağırdı. Yani diyeceğim, çok sıkıntılar da çekti bu köy vaktiyle. Peki şu anda köy Arıbaşı. Bu andaki köyün geliri. Yani geliri, göç durumu var mı? Göç durumu o şekilde yerleşti ya. O dediğim gibi öncüler buldular, burayı beğendiler, yerleştiler. Arazilerini geniş, güzel, bol, rahat yaşadılar. Birinci Dünya Savaşı'nda bu köyde 120 kişi katıldı. Bunların 96'sı geriye gelmedi. Mezarlarını da bilmiyoruz. 24 kişi döndü yani. Evet. Yani bu şekilde bu Osmanlı'nın içinde bunu niye yapıyor? Rabbil aleme inanarak geldiği için yapıyor. Bu şekilde yaşadılar. Bugün daha sonra demokrasi gelişti, rejimler değişti, şeyler düzeldi. Kimse kimseye müdahale etmez. Ancak bazı örf ve kültürler asimile olduğu için gençler tamamen benimsiyor. Şimdi bir fedakarlık yapmak gerekirse elini taşın altına koyman lazım. Toplum üzerine. Kültürle biz zamanda başladık. Çerkez düğünlerde bizim mahalli düğünlerimiz daha zengin, daha güzel. Bugün Kafkas kültürü diye oynanılan Rusça'nın şeyinde köke figürler var. O zaman da bölüm bölüm oyunlar da var. Zaten Kafkaslardaki yaşayan Çerkezlerin en lideri Adige'lerdi. Adige Cumhuriyeti. Abhazlar var, Kaberteyler var, Besneyler var, Jedoğullar var. Ve bir sürü derken tüm Kafkas halkına Çerkez denilir. Ama esas lakap Çerkez olanlar 12 tane aşiret. Bunların en başı da Adige. Bugün dünya Herodot tarihlerine, etnik kökenlere baktığın zaman Kafkasya'ya bu Çerkezler nereden geldiğini en büyük tarihçiymiş. Herodot diye bir tarihçi var. Bu dahi keşfedememiş. Hangi tarihlerde gelmiş, nasıl olmuş? En eski bildiği İskitler diye bir kavim, o da Orta Asya'dan geldi. O da arkeologların mezarlarındaki eşyalardan tespit ediyorlar. Ve öyle yaşadılar. Ama dünyanın bütün Avrupa ülkelerindeki zaten Boğaz'dan geçemedi. Kafkas üzerinden gitti. Hindistanları işgal etti, bilmem İran'ı, bir sürü işgallere uğradı o zaman. Onları bilmiyoruz. Mecburen 1864'te Büyük Çarlı. Şimdi dünya haykırıyor İslam'a karşı. Ermeni katliamı diyor 1915'i. Niye 1864'teki Rusların Çarlık katliamını şey yapmıyor? 1 milyon insan çıktı Karadeniz'den. Karadan geldi. 400 kişisi Anadolu'ya intikal edebildi. Geri kalan halak oldu. Bazı Çerkezler vardır. Bir kavim süresi Karadeniz'de boğuldukları için bugün balık yemiyorlar. Bizim aşirette öyle bir şey düşünmedi de bazı aşiretlerde balık yemiyorlar. Atalarımızı balıklara yem verdik diye. Yani burada yaşam biçmişinde Cumhuriyet'ten sonra biz çocukken çalıştık. Ben memur çocuğuydum. Çiftçi genellikle. Şey yaptı biraz. Şimdi büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Efendim? Şu anda büyükbaş hayvancılık. Şimdi bu şu anda ben şehire gittim, askere gittim. Askerliğimi de Genelkurmay'da yaptım. Cevdet Sunay, Memduh Tamaş, Haydar Sukan, Refik bunların döneminde. Benden başka köylüyüm değil ki ustabaşlık edim. Milli savunma, karakolde, genelkurmay, bütün personel subayını. Ama askerin bir lafı var. Yanlış anlama. Askerin soyadı aşağılı şeklerle. Ben bırak dayak yemeği eşi olacak lafı bile işledim. Bu Çerkez kültür terbiyesiyle. Aptal değil o subaylar. Benim gibi birkaç tane genç çocuğu yetiştiriyor. Ben ona yalan söylesem bilmem ne yapsam yutar mı? Ama bu şekilde ben dürüst, takdirle, teşekkürle askerliğimi bitirdim. Geldim. Ne güzel, ne mutlu. Neticede burada kalırsam ne olacak? İzmir'e gittim. Babamın yaşantısı, memur çocuğu hatırı derken evlendik, kaldık. Dünyanın üzerinde bir şey, ailenin sorumluluğu var. Şimdi ben sana bir şey söylesem, sohbet ediyoruz. Benim evimde pırasa yemeği pişse, sen beni meyhaneye götürüp ziyafet çekemezsin. Neden?
Ben evimdeki eşim pırasa yemeği yiyor. Ben meyhaneye gidip bilmem neyi yiyemem. Bu genden gelen ahlaktan gelir. Evet. Biz böyle bir Çerkez toplumuyuz. Evet. Adiliz, hakka saygı duyarız, çevreye saygı duyarız, misafirimize, her şeyimize. Ama bir kültürü yaşatmak. Ha, istediğin zaman başka millete geçmek, istediğin zaman Çerkez olmak yok. Bazı arkadaşlarımız var, zayıf, bilmiyor ve geçmişini bilmiyor. Nereden bu hale geldiğini bilmiyor. Çerkez mi? Çerkez. Çerkez ama Çerkezliğin bir bedeli de var. Öyle kuru kuru Çerkez olunmuyor. İnsanlığın bedeli olduğu gibi. Şimdi ben bazı gençlere söylerim. Dünyada nedir senin en kıymetli şeyin diyor. Sıhhat diyor. Çocuklar okuyor. Peki İngilizcesi ne? Bocalıyor. Bak dedim, İslam'ın şartı 5'tir. Ha, bize bu İslam'ı da doğru öğretmediler. Benim dilimi Allah bilmiyor mu? Niye benim anlayacağım dilden bana bunu öğretmiyor? Ona da karşıyım. Netice bak dedim, tekrar elde edemeyeceğin, İslam'ın şartı gibi insanın 5 şartı var. Bir dedim, sağlığın. Sağlığını kaybetsen dünyayı sana verseler işe yarar mı? Yaramaz. İkincisi ne? Düşünüyor. İkincisi zamandır derim. Dünü geriye getirebilir misin? Getirem. O zaman bugünkü zamanla güzel kullan. Üçüncüsü dedim, bir şey yapıyorsun, inanarak yapacaksın. İnanmadığın bir şeyde muvaffak olur musun? Olamazsın. Ha, dördüncüsü yemek dedim. Yaptığın işi seveceksin. Sevmediğin yemeği bile yesen ağzında büyür. İşi sevmesen o işten hayır gelmez. Sıhhat, zaman, iman, sevgi. Evet. Ha, beşincisi de insanlarla ilişkiden kaynaklanır, tamamlanır. Bu da güven. Ha, bazı insanlar tehlikeli, sahtekar olur. Bunu seçmeyi bileceksin. Düşünüyor çocuk. Doğru söylüyorsun amca diyor. Evet Sayın Seyirciler. Gerçekten Ziya soyad? Lepsuk. Lepsuk. Çerkezce lakabımız da var. Çerkezce lakabı. Şu anda İzmir Bayındır Arıkbaşı'nda bölgenin tarihini sorduk kendisine. Köyün tarihini. Köy diyoruz biz Arıkbaşı'na. Çok güzel bilgiler verdi. Bu bilgileri 75 yaşında kendisi. İleride bizim için çok değerli hazine. Onların anlattıkları. Çünkü bir kuşak sonra kimse bu bilgilere sahip olamayacak. Biz de bir belgesel olma niteliğinde tarım programı yaparken Çiftçi TV'de kendisinden Arıkbaşı ile ilgili çok değerli bilgi almış olduk. Bu kısa bir zamana sığacak kadar da değil. Bu bizim sohbet gibi anlatımı. Eğer bunu bilimsel bir çalışmaya dönüştürecek olursak, yazıya döküp, belgeye döküp, arşivlenecek şekilde bunu beraber çalışmak isterim ben de. Tamam, olur olur. Bu nedir bunların konusu? Paragraf paragraf. Bir Çerkez delikanlısı nasıl olmalı? Bir yetişkin delikanlı evlenmiş, adetiyle bilmem ne. Nasıl Osmanlı'da sanatkar tarafından ahiler vardı, evlendikten sonra yarenler diye olurdu. Bir kültür vardır. Bir yaşıt seviyesine göre bir Çerkezlik'te de bu da var. Ha, bunları böyle paragraf paragraf işleyip daha sonraki gençlere ecdadımız böyleydi, bu bölgede böyle yaşadı diye kendilerine rehber olsun. Şimdi dedem bana şunu söylerdi. Oğlum, Allah sana nasip eder, parayı zengin olursun. Parayı yastık altında tutmak günah. Okumuş adam diye kitabı rafta tutmak da günah. Onu okuyacaksın, onu yazan bir emek sarf etti der. Ben onun için okumuyorum. Ben ilkokul mezunuyum. Ama her konuda, her branşta iyi kötü uzman değilsem dahi kendimi koruyacak, yaşayabilecek kadar bir bilgiye sahip. Zaten bunu, biz bunu daha sonra inşallah yine buraya geleceğiz. O şekilde işleyelim yani. Yapacağız, bunu, kesin yapacağız. Bu küçük bir sohbetin biyografi gibi tanıtımıdır. Biz şimdi Arıkbaşı'nda tanıtımda size başvurduk. Ha. Çok güzel değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Seyirciler, Bayındır İzmir Arıkbaşı'nda Çerkez Köyü'ndeyiz. Çerkez Köyü'yle ilgili tarihi bilgiler aldık. Çok güzel bilimsel nitelikte belgeselimiz devam ediyor.
Evet, hoş geldiniz bahçemize. Evet. Evet, sizi tanıyorum efendim. Ben işte, bir emekli bir elemanım şimdi. Nerede emeklisiniz? Ben vali emeklisiyim. 2011 yılında emekli oldum. İşte Ankara'da oturuyorum. İşte bazen Kuşadası'na geliyorum. Esas memleketim Kastamonu. Karadeniz. Karadeniz. Tabii Ege ile Karadeniz'i burada mukayese etmek gibi bir şeye girmek istemem. Oranın kendine göre has özellikleri var. Buralar kendine göre has özellikleri. Tabii iklim itibariyle burada daha müsait. Özellikle hani Çiftçi TV'yi de seyreden, zaman zaman fırsat buldukça seyreden bir kişiyim. Babadan, atadan gelen bir köy kökenliyim. Ve köy hayatını hem severim, hem köyde yaşayan insanlara da hep gıpta etmişimdir. Ama maalesef şimdi köyler hep boşaldı. Tarım yapılmıyor. Fakat yerinde sonunda biz bu işe döneceğiz gene. Ben yani tarımsız bir ülkenin bir yerlere taşınması mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hatırlıyorum, dağlarda taşlarda insanlar hani buğday hasatı yapar, tınar savururlardı. Onun bir heyecanı, bir güzelliği vardı. Hayvancılıkla ilgili gayret ve çabalar, gerek koyunculuk olsun, gerek süt sığırcılığı olsun, önemli çalışmalar olurdu. Şimdi tabii Anadolu'yu gezerken hep sağa sola bakarsınız. Yani eski arazide bir heyecan yok. Çünkü insanlar, şimdi nüfus kayıtlarını incelediğiniz zaman Türkiye nüfusunun %7,5 köylerde görünüyor. Ama tabii köy nüfusunun azalmış olması insanların köyden kazanç elde etmesini engelleyecek bir durum değil. Ama insanlarımız da maalesef ürettikleri malı satamamakta. Ürettiği maldan bir gelir, verdiği emek, harcadığı masrafı karşılayamaması nedeniyle de terk edip daha başka yerlerde ekmeğini aramaya çalışıyor. Şimdi 30 yıl öncesini düşündüğünüzde hani bolluğunuz ve bereketiniz vardı. Şimdi bakıyorsunuz domatesin kilosu bilmem kaç lira olmuş, salatalık şu. Hani yerinde dahi yüksek rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Tabii şimdi bunu elde ederken insanların emek vermesinin yanı sıra verdiği emeğin karşılığını, döktüğü alın terinin karşılığını alması da bunun en doğal sonucu. Ama bunu da bulamayınca insan ya ekmiyor, anadasa bırakıyor. Yahut hiç ilgisi olmayan sahalara, çoluk çocuğu da zaten genç köylerde durmayı pek sevmiyor. Oralardan bir an önce kaçalım sevdasındalar. Ama kentlere, büyük şehirlere gidiyor, İstanbul'una gidiyor, İzmir'e gidiyor. Oralarda da kaybolup gidiyor insanlar. Neticede 3 kuruşun peşine düşmek durumunda kalıyorlar. Tabii bu tarım ve hayvancılığı bizim bir yere mutlaka taşımamız lazım, götürmemiz lazım. Diğer Avrupa ülkeleriyle falan kıyasladığımız zaman ki bu Çiftçi TV'de ve diğer bu köy ve köyle ilgili kanallarda görüyorum. Gerek İsviçre'de, gerekse Hollanda'da, avuç içi kadar ülkeler bunlar. Hepsinin dünyaya yapmış olduğu et, süt ihracatı ve bu mamullerle dünyada nam yapmış olmaları bizim uçsuz bucaksız bir alanda ve 4 mevsimi yaşadığımız bir ülke topraklarında neden onlardan çok aşağıyız, neden çok geriyiz? Neredeyse onları da ithal eder pozisyondayız. İnşallah iyiye gider, olmasını istediğimiz noktaya gelir biz. Hani geldik geçtik, belli yaşa eriştik. Gençlerin ve belli beklentisi içinde olan insanlarımızın bunlara bazen gönül vermesi gerekiyor. Yani adama soruyorsunuz, çocuğun nerede? İşte köyden gitmiş İstanbul'a, plajlarda kağıt topluyor. Mesleğe bakın şimdi. Şimdi bu insanın karnını doyuracak bir şey değil. Zaten bir sezonluk bir hafta. Karın doyuruyor. Yani işte gönlünü işte, kışın ne yapıyor belli değil. Ama köylerde hep bakıyorum nüfus düşmüş. Kasabalar küçülmüş. Ekim alanları çok daralmış. Mahsulün para eder pozisyonu ortadan kalkmış. Ama insanlar işte şurada görüyoruz Bayındır ve civarı. Hakikaten burada bu emeği veren insanlar helal olsun. Önemli hizmetler görüyorlar. Yani bunun burada yapılması Türkiye'nin bu konudaki ihracatın başta önünü kesmesi ve iç piyasaya sürülmesinin anlamı çıkıyor. Yani kendi yağımızda, kendi toprağımızdaki ürettiğimiz bitki ve bitki örtüsüyle buradan Türkiye'ye yayılıyor. Belediyeler olsun, diğer
kurum ve kuruluşlar hep gelip bunları gene halkın hizmetine sunacak yatırımlarda kullanıyorlar. Dolayısıyla buna hizmet veren, emek veren bu insanlar da bundan para kazanıyor. Kazanması da en doğal. Hocam gibi. Evet. Şimdi ben bu insanları takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem ülkem adına hem yöre insanı adına. Bu bolluk ve berekete bizim yeni baştan dönmemiz gerekiyor. Emek vermemiz gerekiyor. Buralardan kaçmamamız gerekiyor. Ekip biçmeyi yeni baştan gündemimize getirmemiz gerekiyor. Yoksa mercimeğe bir yerden, bilmem neyi bir yerden, soğanı bir yerden. Benim memleketim sarımsak memleketi. Şimdi dünyanın en nadide sarımsağı yetişiyor. Ama orada bile bu konuyu kontrol edemiyorsunuz. Niye? Bir Çin sarımsağı ortaya giriyor. Ne bileyim bir bilmem başka bir yörenin sarımsağını. Çin sarımsağı verimli değilmiş galiba. Verimli değil, kalitesi de yok yani. Zaten şekillerini karşı karşıya getirdiğinizde ne aroması tutuyor ne ağzınıza gelen tadıyla ilgili hiçbir faydası yok. Ama maalesef işte ucuz diye. Burası bir de tabii bizde şöyle bir anlayış daha var. Her yıl insanlar tarıma yöneldiğimiz yerlerde bakıyorlar geçen sene ne çok para etti. Ertesi yıl herkes onu ekiyor. Bu sefer ertesi yıl bu mahsul ekildiğinde de herkesin elinde çok olunca mal ortada kalıyor, elde kalıyor. Bunun planlı ve programlı bir ekip biçmeye yönelmesi lazım. Eski tarım teşkilatları hem eğitimde hem yetiştirmede hem toprak tahlillerinde hem bitkinin o yöreye uyumu, adaptasyonu konusunda köylü ve bu işlerle uğraşan çiftçilere çok önemli katkılar veriyordu. Şimdi hangi boyuttayız bu konuda takip edemedim. Ama bu ülke bizim. Biz buradaki insanlara 80 milyona çıkmışız. Bu 80 milyonu doyurmak zorundayız. Bunu hakkını vermek için herkesin emeğini, herkesin gayretini sahip olduğu yetenek ve bilgisi çerçevesinde de ortaya koyması lazım. Ben özellikle bu çiftçi eğitimi veren sizin gibi kanallara çok teşekkür ederim. Yani kimse bunu merak edip de memlekette bir sürü abuk subuk dizileri seyrederken bakıyor da ya bu çiftçi kanallarında veya tarıma yönelik eğitim veren yahut yayın yapan kanallarda ne var pek merak eden yok. Şimdi bakıyorsunuz bütün tarım alet ve ekipmanları inanılmaz mesafe kaydetmiş. Biz sadece tarımı traktörle tanıyoruz. Ama traktörün dışında da bir sürü sanayinin oluşturduğu tarımı kolaylaştıran, bitkinin gelişimini daha etkili hale getiren, onun hasadını daha rentable ve zarar vermeksizin yapan bir sürü alet edevat televizyonda görüyorum ben, sizin kanallarda görüyorum. Ya Avrupalı bunu artık yapmış. Adam her ihtiyaca göre mamul yapmış. Her ihtiyaca göre araç gereç üretmiş. Biz de hala pamuk hasadını, bilmem patates hasadını görüyorsunuz. Traktörün arkasından takılan bir şey. Orada bir bakıyorsunuz koca kamyonlarla yüklüyor. Toprağı bozmadan, patatesi bozmadan hepsinin hasadını gayet sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Evet. Yani inşallah tarım teşkilatları bu işin üstüne eğilir. Ben burada size denk gelmiş oldum. Peki Sayın Valim, şimdi hocama geldiniz bu peyzaj bahçesine. Ondan bazı bitkiler alıyormuşsunuz. Neler alıyorsunuz? Niçin alıyorsunuz? Nereye alıyorsunuz? Yani şimdi evin balkona mı bahçeye yok, mi? Yok bahçede ufak bir bahçe var bizim sitenin içerisinde. Bitkiyi ben seviyorum. Ağaçta uğraşmasını seviyorum. Hayatımda da çok ağaç diktiğimi biliyorum. Ankara'daki oturduğumuz sitenin bütün her tarafı şimdi gidin bakın yemyeşildi. Siz yaptınız. İşte ne oradaki mutlu insanlara katkılarıyla beraber yaptık. Nereden valisiydiniz önce? Ben Tokat valisiydim. Çok güzel. Tokat'ta da tabii tarımsal alanları çok geniş. Gerek pekmezi meşhur değil mi oranın? Ya pekmez, zilenin pekmezi, üzümden yapılan üzüm pekmezi. Ama tabii domates şimdi Türkiye çapında bir üretimi var. Onun dışında meyve suyu fabrikalarının olması oradaki meyveciliği de geliştiriyor. Yani şimdi Tokat çok hakikaten çok bereketli bir yerdi. 200 rakımda da su var, 2000 rakımda da su vardı. Ve daha önceki yapılmış olan devlet su işleri sulama alanlarıyla da çok geniş araziler sulanıyordu. Örneğin bir kazova. Özellikle oranın ziraat fakültesi, yani üniversite kurulduğunda öncelikli şeyde ziraat fakültesiydi bölümü. Şimdi mesela domatesin Türkiye'nin dışına ihraç edildiği şu ortamda hem üreten çiftçiye hem
Türkiye'ye gelen ekonomik gelire, onun dışında diğer mahsullerin geliştirmesine emek vermemiz gerekiyor. Bana sadece domatesle, patlıcanla bu işi geçiştiremeyiz. Yani herkesin gelen emeği vermesi lazım. Emek verenlere de herkese saygı göstermesi lazım. Saygı diyorum, teşekkür ederim. Hem ülkem adına, sağ olun, hem ülkenin bir ferdi olarak, emekli olmuş bir vali olarak dile getirmek istiyorum. Çok güzel söyledi Sayın Seyirciler Valimiz. Hem de bu sektöre destek oluyor, ürünlerini alıyor. Hocamız dedi ki bugün siftah hocamla yapıyorum dedi. İnşallah. İnşallah. Daha siftah yapmamış. Daha işte tabii ya, Allah. Şimdi bir de tabii mevsimin artık yazdan çıkılıp da sonbahara gelip geriye doğru gitmiş olması neticede hani bir Nisan-Mayıs aylarındaki hareketliliği de görmek mümkün değil. Niye? İşte insanlar bir yaz sezonuna alışırken, beklerken, ona ulaşırken belli bir heyecanlarla, çeşitli bitki ve çiçeklerle, hele bilhassa daha yaşlılar. Evet. Pazarda görüyorum böyle işi gücü bırakmışlar. Böyle rengarenk çiçekleri seçmek ne güzel, için. Değil mi? Heyecan tabii canım. Peki, bu bir yaşama sevinci. Merak ettiğim bir şey. Çok güzel bir şey. Yaşama sevinci. Hocam danışmanlık ücreti alıyor mu sizden ayeten? Bu okulda okumuş hocam. Bu okulunda hani siz bitkilerle ilgili bir girirken işte şu kıyas olacaksın, şu gübreyi kullanacaksın diye. Ayrıca danışmanlık ücreti alıyor mu? Merak ettim de. Kim alıyor mu? Hocam. Onu bilmem, artık kendisine soracaksınız. Fiyatları ekliyor mu acaba? Bilmiyorum yani. Hayır daha şimdi. Ondan dahil değil. Değil işte yani hocayı da zora sokmayın yani. Değil mi? Bu kadar emek verirken. Haklı hocamın canım bu kadar. Bu altın o da herhalde insaflı tabii, rakamlarla. Tabii hocam. Danışmanlık ücreti bedava. Bedava işte. Her zaman. Ben şimdi sizlerin nasıl alışveriş yaptığını şöyle bir göntermek istiyorum. Bakalım müşteri geldi, valimiz geldi. Bir şeyler alacak sizden. Ne alacak? Siz de bakalım nasıl karşılıyorsunuz? Bir görelim. Olur mu hocam? Ya şimdi bunca yıl bu işte uğraşmış insana da burada nasıl yaptığını dersini vermemize gerek yok mu? Yıllardır nasıl yapıyorsa. Yani bu şu anda da onu yapacak. Nasıl bize öğrenelim? Belki biz bu işi yaparız hocam. Ya her işim, herkes bir işe sarkmasın. Herkes en iyi bildiği işi yapsın. Umudum bir işim vardı. Tamam bahçe sizin olacak. O zaman televizyonculuğu bırak gel beraber yapalım. Tamam beraber yapalım. Tamam. Oldu, ben bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Çok selam ve sağ olun valim. Katıldınız, kıvadınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sağ olun sayın valim. Hayat versin hepsine. Sağ olun valim sayın valim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Maalesef burada belgeselin sonuna geldik. Burada Bayındır'a bağlı gördüğünüz gibi Arıkbaşı'nda Çerkez Köyü'nde size veda ediyoruz. Yalan, senin aşkına düşen.